Toplumsal barış için geçmişle yüzleşin. Şubemiz tarafından her ay düzenlenen barış nöbeti eylemlerinde Türkiye'de devam eden çatışmalı süreç dolayısıyla yaşanan yaşam hakkı ihlalleri, hapishanelerde yaşanan ağır ihlaller, kadınlara yönelik gerçekleşen hak ihlali eylemleri, ana dilde eğitim hakkı önündeki engeller, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki sınırlamalar, basın özgürlüğü önündeki engeller gibi uzun yıllardır kronikleşen problemlerin barışın tesis edilmemesi ile olan ilişkisi ortaya konulmuştur. Şubelerimiz tarafından gerçekleştirilen barış nöbeti eylemleri barış savunucularının katılımı ile 20 aydır sürdürülmekte olup bu vesile ile toplumsal barış talebinin daha güçlü biçimde dillendirilmesi sağlanmıştır. Barış nöbetlerimizde dile getirdiğimiz talepler Türkiye'de acil çözüm bekleyen meseleler, demokrasi ve insan hakları konusunda coğrafyamızın içinde bulunduğu vahim tablo, hak ve barış savunucularının yükünün gittikçe ağırlaştığını gözler önüne sermektedir. Mayıs ayı katliamlarla anılan bir aydır. Örneğin 1 Mayıs 1977'de İstanbul'da gerçekleşen emekçi katliamı, Mayıs 1980 Çorum katliamı, 11 Mayıs 2013 Reyhanlı'da gerçekleşen ve hala faillerinin bulunmadığı ve yargılanmadığını biliyoruz. 6 Mayıs 1972 yılında gerçekleşen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamı hala kanayan bir toplumsal yaradır. Cumhuriyetin geride kalan dönemine ait tablo, bölgede yaşamın her alanında hak ihlallerinin yaşandığı, faili meçhul cinayetler ile göz altında zorla kaybedilmelerin sıradanlaştığı, yoğun çatışmalı süreçlerde on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, işkence ve kötü muamele yasağının sürekli ihlal edildiği ve cezasızlık sistemiyle faillerin aklandığı bir ihlaller yüzyılı olarak karşımızda durmaktadır. İnsan Hakları Derneği olarak olağanüstü yönetimler ve silahlı çatışmalar ile binlerce insan kaybetmiş olan Türkiye toplumunun barışarak iyileşebilmesinin yegane yolunun geçmişle yüzleşme olduğunu biliyoruz. Geçmişte devlet eliyle yaşanan hukuksuzlukları toplumsal belliğin unutkanlığına havale ederek demokratik bir devlet ve toplum yaratmak imkansızdır. Sahici bir demokrasi ve güçlü bir toplumsal barış iradesi ancak geçmişle yüzleşmenin sağlanması ile onarıcı adalet mekanizmalarını hayata geçirmek ile mümkündür. Bu nedenle siyasi iktidara toplumsal barış için geçmişle yüzleşin çağrısında bulunuyoruz.